İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız RTK Haber'e hoş geldiniz. Görevini tamamlamak üzere olan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Cumhurbaşkanı Vios Osmani'nin daveti üzerine Kosova ziyaretini gerçekleştiriyor. Meta, Cumhurbaşkanı tarafından devlet töreniyle karşılandı. Meta, Kosova'ya Cumhurbaşkanı olarak bu son ziyaretinde Meclis Başkanı Glauconius'a ve Başbakan Albin Kurti tarafından da kabul edildi. Görev süresi sona eren Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova'da Cumhurbaşkanı Vios Osmani tarafından devlet töreniyle karşılandı. Osmani ile Meta daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçtiler. Görüşmelerin ardından iki ülke cumhurbaşkanları ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Vios Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev süresi boyunca gösterdiği mükemmel işbirliği için Meta'ya teşekkür ederek Arnavutluğun Kuzey Makedonya ile birlikte Avrupa entegrasyonunda bir adım öne geçmesini diliyorum. Liderliğiniz sırasında Kosova'yı desteklediniz ve mükemmel bir işbirliğimiz oldu. Hedefimiz Avrupa Birliği ve NATO'daki Kuzey Atlantik yapılarına üyelik olmaya devam ediyor. Kosova, Avrupa Birliği ada ülke statüsü başvurusunu bu yılın sonuna kadar hazırlamak için çalışıyor. NATO'ya gelince ileriye doğru kararlı adımlar atmak önemli. Çünkü Arnavutlu'nun NATO üyesi olması tüm bölge için daha fazla güvenlik yaratmıştır. Kosova'nın da bu ittifaka katıldığı an tüm bölgemizde güvenlik, barış ve istikrar seviyesi artacaktır. Kosova ve Arnavutluğu en güçlü şekilde birleştiren şey ortak bir Kuzey Atlantik geleceğidir, dedi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ise Cumhurbaşkanlığı görevinin 5 yıllık süresinde ülkesinde iç sorunlar yaşanmamış olsaydı Kosova'ya katkısının daha büyük olacağını söyledi. Meta, Kosova'ya destek için her Arnavutluk vatandaşı gibi anayasal ve aynı zamanda ahlaki görevimi yerine getirdim. Bu nedenle bana teşekkür etmenize gerek yok ifadelerine yer verdi. Meta ayrıca Cumhurbaşkanı Osmaniye kendisiyle Kosova'nın tüm kurumlarıyla mükemmel işbirliği için teşekkür etti ve işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Meclis Başkanı Glauco ve Başbakan Albin Kurti tarafından da kabul edildi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova ziyareti kapsamında düzenlenen özel meclis oturumunda milletvekillerine hitap etti. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Meclis Başkanı Glauk Konyutsa ile görüşmesinin ardından düzenlenen özel meclis oturumunda milletvekillerine hitap etti. Meta, mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, 2000 yılının Aralık ayında Kosova'yı ziyaret ettiğimde, o zamanın başbakanı olarak Arnavutluk ile Kosova arasında gerçek ilişkilere ihtiyaç olduğunu vurguladım. Kosova'nın üye ülkelerin çoğunluğu tarafından uluslararası alanda tanınması, bağımsızlığın onaylanması ve birçok bölgesel kuruluşa üyeliği yeni Kosova Devleti'nin bölgedeki diğer ülkeler için bir örnek olduğunu kanıtlıyor. Arnavutluk ve Kosova'yı birleştiren dil, gelenek ve görenekler mevcut. Bu ayrılmaz bağ İskender Bey'den Adem Yaşari'ye en büyük kahramanları kazandırmıştır. Her düzeyde işbirliği yapmak için siyasi bir bağlılık gerekir. Yerlenen bu yoldan haklı olarak gurur duyuyoruz. Kardeşlerimizle birlikte özgürlük ve bağımsızlıktan gurur duyuyoruz. Tarih bizi kurtuluş ile onurlandırdı, dedi. Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı bundan tam 12 yıl önce Kosova'nın bağımsızlık kararıyla ilgili fikrini açıkladı. Adalet Divanı, evet Kosova'nın bağımsızlık kararı meşrudur, dedi. Kosova 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra birçok ülke tarafından hemen tanındı. Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeyen Sırbistan ise bu kararı uluslararası hukuka aykırı gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. O dönemde Adalet Divanı Başkanı görevinde bulunan Hiyasano Ovada, Kosova'nın bağımsızlık kararının uluslararası hukuka uygun bulduklarını açıkladı. Adalet Divanı'nda yapılan oylamada 10 evet ve 4 hayır oyla Kosova'nın lehine bir karar çıkınca, Kosova'nın bağımsızlık kararının uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğu gerçeği kanıtlanmış oldu. Sırbistan parlamentosunda tek Arnavut milletvekili olan Şahip Kamberi, Başbakan Albin Kurti tarafından kabul edildi. Sırbistan parlamentosunda Arnavut milletvekili olan Şayip Kamberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başbakan Albin Kurti ile görüştüğünü duyurdu. Kamberi paylaşımında kendisini her zaman destekleyen Başbakan Kurti'ye teşekkür ederek Preşova Vadisi için ortak politikaların oluşturulması ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Ülkede seçim sürecinin daha demokratik geçmesi amacıyla yapılacak reformlar için mecliste özel bir komisyon kuruldu. Reformlar, adayların sertifikalarını, seçim listelerini, diaspora oylarını ve partilerin finansmanını kapsayacak. Komisyon toplantısında tüm üyeler seçimlerin daha demokratik olmasını sağlayacak reformların yapılması gerektiği konusunda oydaş olduklarını açıkladılar. Komisyon Başkanı Abel Tahir'i daha önce kurulan komisyonlarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin kendilerine aktarılmasını ve ona göre hareket edilmesini istedi. Toplantıda söz alan Vedven Dosya Milletvekili Adnan Rüstemi, yaz tatilinden hemen sonra daha geniş bir toplantı yapalım ve Avrupa Birliği'nin 35 önerisinin de kapsandığı çalışma planını hazırlayarak bu konuyu görüşelim dedi. Daha önce kurulan böyle bir komisyona başkanlık yapan LDK milletvekili Abdullah Hoti ise önceki komisyonlarda belirlenen noktaların mutlaka dikkate alınması gereğine vurgu yaptı. Kosova Meclisi dünkü oturumunda nüfus kayıtlarına ilişkin kanun tasarısı geçtiğimiz günlerde komisyonda topluluk milletvekillerinin tam destek aldığı değişiklik önerileriyle birlikte oylanarak yasallaştı. Konuyla ilgili KDTP milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada tüm milletvekili arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürler. Bugün Kosova Meclisi oturumunda nüfus kayıtlarına ilişkin kanun tasarısı geçtiğimiz günlerde KDTP olarak hazırlayıp önerge olarak sundum ve komisyonda savunmasını yaparak tem destek aldım. değişiklik önerili birlikte oylanarak yasallaştı. Bugün oyladığımız nüfus kayıtları yasası ile nüfus kayıtlarının düzenleneceği süreçte eşit şartlarda muamele görüp ifade özgürlüğümüz için başta dilimizin kullanımı ile merkezi ve yerel nüfus kayıt komisyonlarında temsiliyetimiz garanti altına alınmıştır. Başta Kosova Türk topluluğu ile Boşnak, Roman, Aşkali, Mısırlı ve diğer topluluklar yasadaki bu değişiklikler sayesinde nüfus kayıtlarında daha güvenli ve daha adil bir şekilde kendini ifade edecektir ifadelerine yer verildi. Başbakan Kurti Kosova halkının kültürel ruhunun eşi görülmemiş bir manifestoya tanık olduğunu söyledi. Başbakan bu açıklamayı Lüksemburg Büyükelçiliği, UNDP ve Manifesta 14 Priştine Fondasyonu tarafından düzenlenen kültürel etkinliğin açılışında yaptı. Başbakanlık ofisinden sunulan basın bildirisinde Kurti'nin 100 gün sürecek manifesta ile bu hafta kültür ve sanat aracılığıyla Avrupa ile olağanüstü bağlarımızın şahidi olacağımızı söylediği belirtildi. Manifestanın örgütlenmesi için hükümet, Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler ve Lüksemburg Büyükelçiliği dahil tüm diplomasi temsilcilikler işbirliği yaptı. Bu vesileyle Başbakan Kurti, manifesta ile ilgili yardımı ve eğitim sağlık ile toplumun demokratikleşmesinde sunduğu sürekli mali katkısı için Lüksemburg düklüğüne teşekkür etti. Arnavutluk parlamentosunda Dick Martin'in savaş döneminde Kosova ve Arnavutluk'ta Kaçak organ nakli yapıldığına dair raporuna karşı gelen karar tasarısı dün akşam geç saatlerde onaylandı. Dick Martin'in raporuyla ilgili kararın tartışıldığı oturumda Arnavutluk Başbakanı Edirama, demokratlar ve özellikle Salih arasında karşılıklı suçlamalarla geçti. Bu durum salonda gerginliği tırmandırırken kısa bir aradan sonra toplantı devam etti. Dün akşam geç saatlere kadar süren oturumda savaş döneminde Kosova ve Arnavutluk'ta organ kaçakçılığı yapılarak savaş suçu işlendiği iddia edilen raporla ilgili karar tasarısı 125 oyla kabul edildi. Arnavutluk parlamentosunda Sosyalist Parti'nin girişimiyle Avrupa Konseyi'nin hazırladığı rapora karşı çıkan karar tasarısının kabul edilmesi Arnavutluğun dış politikasında önemli bir adım ve yerinde bir girişim olarak değerlendirildi. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonuç verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tahıl koridoru anlaşması İstanbul'da imzalanıyor. Türkiye, Moskova ve Kiev arasında Rusya ve Ukrayna'daki tahılların ve gıda ürünlerinin Karadeniz'den dünya pazarına ulaştırılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma bugün Ukrayna ve Rusya tarafları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'da atılan imzalarla tahıl ihracatının durmasıyla ortaya çıkan gıda krizinin ve tahıl fiyatlarının artışının önüne geçmek hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı imza töreninin Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldığını duyurdu. Sayın Prizren'de Kosova Kadın Girişimciler Derneği minyatür Prizren şekilleri sergisi düzenlendi. Sergide minyatür sanatının önemine dikkat çekildi. Hüsamettin Luman'ın haber. Minyatür Prizren şekilleri sergisi düzenlendi. Geçmişi bugüne kolajlayarak yapılan minyatür prizren sergisi Kosova Kadın Girişimciler Derneği tarafından prizrende gerçekleştirildi. Türk, Arnavut, Boşnak ve Rom olmak üzere kursiyerlerin kendi çabalarıyla hazırladıkları prize minyatür sergisinin tanıtımı geçenlerde yapıldı. Dünden bugüne kalma minyatür sanatının önemini vurgulamak isteyen kursiyerler pandeminin etkisiyle yaklaşık 3 yıl önce hazırladıkları eserlerin tanıtımını anca yapabilmişler sergi açılışına Kültür Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Onur Can Has, Yenilikçi Türk Hareket Partisi Başkanı Ertan Simitçi ve çok sayıda dernek üyesi ve katılımcılar hazır bulundu. Kosova Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı adına plaket alan Onur Can Bakan Sayın Hayrullah Çeku'nun selamlarını evet, iletti. E, öncelikle Bakanımız Sayın Hayrullah Çeku adına hepinizi selamlıyorum. Kendileri bu akşam burada aramızda bulunamamaktadırlar. başka bir etkinliğe katılmaları gerektiği için burada olmak olmaktan üzüntüleri istediler. Ee, Kültür Gençlik Spor Bakanlığı olarak Kosova'nın çok uluslu yapısına uygun bir şekilde kültürünün yaşatılması, tanıtılmasında eve geçen bütün derneklerin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklenmesinde bakanlık olarak e, her zaman yanınızda bulunacağımızı biz belirtmek isteriz. Ee, sizin gibi değerli hocalarımızın da katkılarının ve yeni e, el becerilerinde yeni e, uzmanlarımızın yetişmesinde de kadınlarımızın iş hayatına katılmalarına sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı biz de size bakanlık teşekkür ederiz. Prizen Belediyesi Kültür Gençlik ve Spor Müdürü adına teşekkür plaketi alan Ertan Siminci konuşmasında kursiyerlere başarılar diledi. Ben de fazla sözü uzatmam Onur arkadaşımızın ifadelerine, dileklerine aynen katılıyorum. Gerçekten zor bir süreçte çok güzel şeyler başardınız. Bu yolun devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü özellikle kişisel yani motivik bir şehir olmasından dolayı bu tür sanat eserlerinin gün yüzüne çıkarılması farklı çalışmalarla yeni bir ürünlerle hem ekonomiye hem de kültürümüze katkı sağladığımız için başta sizleri ve bütün çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederiz. Dernek başkanı Atar Koro sergiyi zor şartlarda hazırladıklarını ve pandeminin de etkisiyle uzun zaman açılışı yapamadıklarını, bu süreçte kurslardan hiç kopmadıklarını, sürekli çalışmaya devam ettiklerini, bundan sonra da nice programları yapacaklarını dile getirdiler. Prizen şekilleri minyatür sergisi vitraj ve mozaik sanat türüyle yapılmış prizen eserlerinden oluşuyor. Her zaman olduğu gibi RTK haberin sonunda bugün ve yarınki hava durumuna bakalım ardından kapanış yapacağız. Ülkemize tam bir yaz günü yaşanıyor. Başkent de günün en yüksek hava sıcaklığı 34 dereceyi gösterdi. Koso Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 33 ila 36 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü yeniden buluşmak dilekleriyle tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.